Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı bir programda il başkanıyla beraber seccade üzerine basarak poz vermesi de siyasetin manşetleri arasında. Skandal üzerine Kılıçdaroğlu seccadeyi görmedim dese de tepkiler dinmedi. CHP lideri düştüğü zor durumu Saadet Partisi'nin iftarında yaptığı konuşmayla toparlamaya çalıştı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Biz göreceğimizi gördük. Eğer insanların değerleri sizin değerleriniz olmazsa o zaman o yerdeki iki tane seccadeyi de maalesef göremezsiniz. Görmedim dedi, seccadenin üzerinde poz verdi. O fotoğraf karesi ortalığı karıştırdı. Bastığı yeri unutmuş, bastığı yerin farkında olmayan şaşkın ördek durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturup kendine bir kontrol etmesi... Ben ne yapıyorum, kimlerle ne yapıyorum, ne yapmaya çalışıyorum? Bunu bir sorgulaması lazım. Skandal kare Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı iftar sonrası çekildi. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yetti artık ya. Artık bir kendinize gelin. Hatıra fotoğrafında Kılıçdaroğlu'nun yanında partisinin bir milletvekili adayı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Kılıçdaroğlu o karede ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde duruyordu. Bugün HDP ile birlikte hareket eden bir Kılıçdaroğlu artık yolunu da şaşırmış. Bastığı yeri de etrafını da ne olduğunu bittiğini farkında olmayan bir hale gelmiş durumdadır. Kılıçdaroğlu'nun özrü kabahatinden de beterdi. Seccadeyi görmedim dedi. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. CHP'den yapılan açıklamada ise olayın sorumlusu olarak davetliler gösterildi. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle yerde bulunan seccade fark edilmemiştir denildi. Sayın Kılıçdaroğlu'na halkımızın değerlerini anlama noktasında, hassasiyetleri noktasında hep yabancı danışmanlar tutmasın. Bir de yerli ve milli olan, halkımızın bu değerlerini bilen, kendisine anlatan bir danışman tutmasını da tavsiye ederim. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun milli görüşün oylarını kaybetme kaygısıyla savunmasını Saadet Partisi'nin iftarında yaptığı konuşuluyor. Hemen durumu kurtarmak için Saadet Partisi'ne gidip orada bir iftar programı düzenledim. Yani Saadet Partisi sizin yaptığınız gafların, hataların, kusurların şemsiyesi olarak yanınızda tuttuğunuz bir siyasi parti midir? Yazık ya. Milletimiz bunları yutmaz artık.